Bugün Odunpazarı Mahallesi'nde yer alan Alaaddin Camii'deyiz. Burası Eskişehir için oldukça önemli bir yer. Tarihi oldukça eski ve manevi olarak da dediğimiz gibi çok önemli. Şimdi gelin burayı hep beraber gezelim. Burası Odunpazarı Mahallesi'nde yer alması nedeniyle ulaşımı da oldukça kolay bir cami. Buraya hemen tramvaya binip Atatürk Lisesi'nde inerek biraz yürüyerek ulaşabilirsiniz. Farklı toplu taşıma araçları kullanabilirsiniz ve hatta buraya bisikletle bile gelebilirsiniz. Alaaddin Camii Anadolu Selçuklular döneminde 1236 yılında 3. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yapılmış bir cami. Yani şu anda önünde bulunduğumuz bu yapı dile kolay tam 784 yıllık bir yapı. Burası Kurşunlu Cami ve Külliyesi ile beraber Eskişehir'de olan en eski camilerden birisi. Burası aynı zamanda Alaaddin Parkı, kendi adını taşıyan bir parkın içinde yer alıyor. Caminin hemen yanında bulunan kabristan 1948 yılında kabirlerin kaldırılmasıyla beraber Alaaddin Parkı'na dönüştürülmüş ve bugünkü halini almış. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu eski minarenin gövde kısmındaysa bir kitabe var. Bu kitabeden edindiğimiz bilgiye göre burası 1262 yılında Cacaloğlu Nurettin tarafından tamir edilmiş. Ve Selçuklu mimarisi özelliklerini zamanla, tamirlerle ve restorasyonlarla maalesef orijinal özelliklerini kaybetmiş. Burası daha önceden müze olarak da kullanılmış. Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen tarihi eserler ilk olarak burada toplanmaya başlamış. Yani Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin temelleri burada atılmış diyebiliriz. Sonrasında Arkeoloji Müzesi'nin açılmasıyla beraber burası da yine ibadete açılmış. Şimdi hep beraber caminin içine girelim. Burası 600 metrekarelik bir alana sahip ve 1000 kişilikte bir cemaat kapasitesi var. Ayrıca burası engelsiz bir yapı, yani engelli vatandaşlar buraya gelip rahatlıkla ibadetlerini gerçekleştirebiliyorlar. Bu konuyu da birazdan imamımızla görüşeceğiz. Burası iki katlı bir cami ve daha önceden de söylediğim gibi Selçuklu orijinal mimari özelliklerini kaybetmiş olsa da Eskişehir için manevi ve kültürel olarak oldukça önemli bir yer. Alaaddin Camii dikdörtgen planlı bir yapıya sahip, aynı zamanda bir tane de son cemaat yeri bulunuyor. Son cemaat yeri namaza geç kalanların ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir yer. Binanın içerisinde olmamasının nedeni ise hali hazırda namaz kılanların, içeride namaz kılanların dikkatinin bozulmaması. Alaaddin Camii'de ibadet yeri tam ortada bulunuyor. Hemen kafamızı kaldırdığımız zaman tavanın kubbenin örttüğü ahşap kirişlerle kaplı olduğunu sizler de görebilirsiniz. Müzik
Alaaddin Camii'de hemen yanımda gördüğünüz gibi birkaç kalem işi süsleme dışında herhangi bir süsleme bulunmuyor. Bunu da yine restorasyonlar ve tamiratlar sırasında orijinal Selçuklu mimari özelliklerini kaybetmesinden ötürü olduğunu söyleyebiliriz. Efendim, şimdi camimizin imamı Mahmut Bey yanımızda. Ona sorularımızı soracağız. Biz az önce biraz bahsettik ama bu caminin tarihinden bir de siz bahseder misiniz efendim? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülüklerimize ve STV ailesine teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanları sunduğundan dolayı. Alaaddin Camii, Odunpazarı ilçesinde bulunan, Eskişehir, Odunpazarı sınırları içerisinde bulunan bir camimizdir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde 1967 yılında 3. Kıyasettin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. 1267 yılından sonra cami üzerinde değişiklikler yapılarak restorasyonlarda Selçuklu mimarı özelliklerini maalesef yitirmiştir. Kendi adı ile anılan parkın içerisinde bulunan Alaaddin Camii, şehrin en eski camilerinden birisidir. Alaaddin Camii, çevresinde Alaaddin Parkı adıyla anılan yeşil, güzel bir alana sahiptir. 1944-1951 yılları arasında müze olarak kullanılan Alaaddin Camii, bu tarihten itibaren tekrar ibadete açılmıştır. Kaynak Eskişehir Valiliği 2014, Eskişehir Rehberi 5. baskıda bulunmaktadır. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Bize cemaatinizden biraz bahseder misiniz? Kimler daha çok geliyor buraya? Camimizin cemaati genellikle orta yaş grubu denilen, etrafımızda memur kardeşlerimizden, işçilerimizden, kısmen yaşlı cemaatimizden bulunmaktadır. Bu kardeşlerimiz ibadete açık olduğu sürece camimize iştirak ederek ibadetlerini yapmaktadırlar. Peki siz aynı zamanda cemaatinize yol gösterici, dini konularda yol gösterici oluyorsunuz ve size birçok da soru geliyordur. En çok neler merak ediliyor? Önemsel olarak da değişiyordur tabii bu. Şimdi cemaatimizin genellikle bize yönelttiği sorular namaz, abdest çerçevesinde bulunmaktadır. Namazın eksik tarafları, tadili erken gibi sorularla muhatap olmaktayız. Bizler de elimizden geldiğince bu kardeşlerimizi aydınlatıcı bilgiler vermeye gayret sarf ediyoruz. Efendim, peki Ramazan ayı da biliyorsunuz, onunla ilgili de sorular geliyordur size. En çok hangi sorularla karşılaşıyorsunuz ve Ramazan ayı için neler söylersiniz? Ramazan ayı 11 ayın sultanı olan bir aydır. Kardeşlerimizin Cenab-ı Hak nasip ettiği sürece tabiri caizse iple çektiği bir aydır. Genellikle Ramazan ayında sorulan sorular zekat, oruç gibi, oruç kefareti gibi sorular gelmektedir. Bunlarla alakalı sorularda elimizden geldiğince bu soruları biz cevaplamaya gayret sarf ediyoruz. Bizi aşan bir şey olursa kurumumuza, müftülüğümüze bu kardeşlerimizi yönlendirmek suretiyle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zekat gerçekten sorulan bir ve araştırılan bir konu. Biraz anlatabilir misiniz bize? Nasıl olmalı? Zekat malumunuz İslam'ın emrettiği çerçevede şartlarından birisidir. Zekat, malın 1/40 hasebiyle ihtiyacı olan fakirlere, zenginlerin fakirlere vermek suretiyle bu dengeyi sağladığı bir vecibedir.
Peki, burası engelsiz yapılardan birisi, aynı zamanda engelli vatandaşların gelip burada kolaylıkla ibadetlerini gerçekleştirebilmesi gerçekten çok güzel bir şey. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Camilerin özellikle engelsiz yapılar olması hakkında. Camilerimiz malumunuz 5 vakit bütün inananlara, bütün Müslümanlara açıktır. Bu itibarla kardeşlerimizin sıhhatli bir şekilde, düzgün bir şekilde, engelsiz bir şekilde ibadetlerini yapmak istedikleri ölçüde camimize iştirak ederek inşallah ibadetlerini yapabiliyorlar. Biz de bu konuda elimizden gelen görevlerimizi yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için de camimizde yerimiz mevcuttur. Bu kardeşlerimiz de camiye gerek bedensel gerek zihinsel engelli kardeşlerimiz için ayrı bir yer ayrılmıştır. Camimizin ayrı bulunan yerine iştirak etmek suretiyle ibadetlerini yapabilirler. Burada basamak yok değil mi? Merdiven yok, basamak yok. Özellikle fiziksel engeli olan vatandaşlar için. Herhangi bir basamak, herhangi bir şey, bir engel yok. Direkt camimizin engelsiz kapısından girerek orada ibadetlerini yapabilirler. Harika. Peki son olarak, burası maalesef Selçuklu mimari özelliklerini kaybetmiş bir yapı. Siz de az önce bahsettiniz. Kültürel ve manevi olarak oldukça önemli bir cami aynı zamanda. Bu özelliklerin korunması için neler yapılabilir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz camilerin bu özelliklerini maalesef kaybetmesi hakkında? Bu özelliklerin korunması için Vakıflar Müdürlüğü çerçevesinde, biliyorsunuz bu tarihi camiler vakıflar çerçevesinde bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın birlikteliğiyle, vakıflarla beraber bu ölçüde inşallah bu tarihi estetiği bozmadan camimizin gerek dış gerek iç mimarisini korumak bu kurumlara düşmektedir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. İlafihim rihlateşşitâi vessayyif. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş Suresi. Kureyş, güven ve selametleri açısından kış ve yaz saatlerinde, seferlerinde esenliğe, aydınlığa, garantiye kavuşturulmaları sebebiyle artık bu evin, bu Kabe'nin, Mekke-i Mükerreme'de bulunan Kabe'nin karşısında Rablerine karşı kulluk etmeleri için bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden o Rab ki onları açlıktan, kıtlıktan ve kuraklıktan kurtarıp doyurmuştur. Her türlü tehlikeye karşı, her türlü musibete karşı onlara güven vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına matuf olmak için bu nimetlerin karşısında şükretmemiz gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, ne kadar şükretsek azdır ki Cenab-ı Hak bizleri en güzel şekilde yaratmıştır.
azim sahibi Allah doğru söyledi. Bugün sizlerle beraber Alaaddin Camii'yi gezdik, imamımıza sorularımızı sorduk, onun yorum ve görüşlerini aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.